Şunu ekleyeyim ona ben Buyurun. de. Bu şekilde eve geldikten sonra mecnun, deli, uydurulmuş, işte öğretilmiş birilerinin sözlerini bize anlatıyor. Aynen. Resulullah'ı böyle müstehsi bir dille tazyif, tahkir edince Allah Resulü ister istemez eğildi, ezildi, bunaldı. Değil mi? Ve ayet evet. buna yöneliktir. İşte ma vedda'aka rabbuke ve ma qala derken Eyvallah. De onların şeytanı Muhammed'i terk Rabbin et. Rabbin seni terk etmedi. Mesela bir kısmı diyor ki şeytanını küstürdü de o yüzden. Darılmadı. Hatta Hazreti Hatice validemiz de gayet insani bir şekilde ne demiş? Gerçekten de bir şey yaptığında küstürdün mü sen? Allah'u Hocam bakınız. Bu da harika. Ya bakınız. Harika. Gerçekten de İbn-i İshak evet. öyle diyor. Eyvallah. Allah Resulü'nün düştüğü en yakınındaki insan bile ya gerçekten de sen böyle bir şey yaptın mı? Bir düşünün şimdi o psikolojideki bir peygamberi. Bu bir insan hocam. Sizin gibi bir insan. Benim çok hoşuma gidiyor. Siz ona vurgu yaptınız bir önceki bölümde. Ene beşerun mislüküm. Çok güzel bir ifade kullanıyor Kur'an bununla ilintili olarak. Sahibukum diyor. Evet, arkadaşınız. Arkadaşınız. O sizden birisi işte. Aynen defaatle kullanıyor bunu. Müthiş arkadaşınız. Bir şey arkadaşınız.